En son konuştuğumuzda benden şeyi istemiştiniz. HR'yi kurmamı istemiştiniz. Bir Avusturya oyunu yapalım dedim. Solo bir giriş yapayım. Çok planlı değildi aslında. Son dakika oldu. Avusturya ile bir HR'ye giriş mi deneyelim? Iron Man patlatayım. Gerçi yakın zamanda yaptım ben bir tane şeyi. Zaten geçen yayında da göstermiştim HR'yi. Avusturya ile bayağı sağlam achievement kastım. Bakalım bu el neler olacak. Bayağı da şanslıydım geçen sefer. Silezya mesela Piyum'a girmişti ve Silezya şeydi, Elektor'du. Ben de Elektor olmuştum sonra falan filan. Böyle bayağı şansa bala olacak şeyler oldu yani. Öncelikle atlı sayısı yeterince var. Bu kadar atlı biraz çöp. Şunu daha yakın süreçte yapabilirim. İlk ally olarak kendime tabii ki Kastilya'yı tercih edeceğim. Çünkü kıçımızın dibinde dev bir Fransa var. Büyük mavi sıkıntılı arkadaşımız. Bohemia ile arkadaş olabiliyor muyum? Mu olabilirim. Neden bu kadar şey yaptı onu anlamadım ama. Aleykümselam herkes hoş geldi. Hepinize aleykümselam. Neler oluyor demiş. Daha yeni başlıyoruz bir şey olduğu yok. Bir tane barkımız mı var? Yani onu da yollayalım tutsun şimdilik. Alliance'ların yağacağı biraz aşikardı. Evet, sen de evliliği kabul ediyorsun. Ferrara, Genova, sizlerle alay olmayacağım. Sizleri çünkü işgal etmem gerekecek büyük ihtimalle. Sizin gemi de çok tutmak istemiyorum çünkü gereksiz şu an benim için. 1-10. 1-10'a en azından bir advisor alayım da. Şey olsun. Alliance'ımızı da yaptık. Castilla'yla da evlendik. Hemen bir adet kendime Elector dost edinmem lazım. Trier genelde güzel bir başlangıç. Palatinate yakınımda olduğu için onu seçeceğim. Bir adet daha var. Ona da Trier'i koymayı düşünüyorum. Tamamdır. Tek misin demiş. Evet, tek oynuyorum. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim Mr. Lordy. Bir tane liderimiz olsun. İlk hedef zaten zavallı, zavallı Venedik üstüne. İtalya'ya kendime kıyı yapmaya çalışacağım. Verona ile Brescia'yı alıp daha sonra işte devamını alır. Genoa üstünde hak iddia ederim. Başlangıç için İtalya'ya bir sınırım olsun istiyorum sadece. Disputed Succession kaynıyor ortalık. Bizimki de sanırım öyle. Evet. Bende de yer yok. Kastilya Burgundy arasında olacak. Olmaz. Girmesinler birbirlerine. Şimdi en büyük umudum evet. Evet. Habsburglar Bohemia'nın başına geçti. Siz de geçin Habsburglara, rahatlayalım artık. Burada bunun geçmesinin esprisi ne? Bunların lideri öldükçe mesela bakacağız. Weak claim'li varsa mesela tahtını da hak iddia edip tahtını alabilirim. Esprisi o. En güzel iki PU'luk ülke. Bohemia ile şey. Ha, estate'lere hiç girişmedik, değil mi? Hemen sizleri de tokatlayayım. Neyiniz var, neyiniz yoksa. Biraz da toprak verelim şunlara. Mesela burgerlar bayağı bir az durumdaydı. Nobility'ye
Toprak veren. Nobility'ye biraz fazla toprak vermek isteyebilirim ilerleyen süreçte. Çünkü onlar ciddi bir manpower sağladığı için. Güzel. Dakika şeyler açık değil mi? Tamam. Sabatonlardan hiç emin olamıyorum açık mı değil mi diye. Evet. Şu an Yüzyıl Savaşı da başladı. Eski ya. Bir tane de İngiltere oyununda şey oldu. Bu Yüzyıl Savaşları'nın toprakları kaybettim. Sonra gittim Fransa'nın tahtını daha hak iddia edip Fransa'yı dağıttım. Kendi Union'ım altına aldım. 100 yıl sürdü. Fransa 100-105 yıl falan sürdü Fransa'yı komple şey yapmam. Entegre etmem. Çılgın bir işti. Aa, Salzburg görevim vardı değil mi benim? Onu unuttum. Salzburg'da hemen aramızı yapalım. Şu an imparator ben olduğum için mümkün olduğunca çok prensliği hayatta tutmamız lazım. Çünkü otoriteyi etkileyen bir şey. Prenslik sayısının fazlalığı. Evet. Bu arkadaşları şimdi dayak yoluyla şeye sokacağız. Shadow Kingdom olmasın diye. Onların çünkü ayrılmak gibi bir durumu var. O gibi durumlar bize sıkıntı. Bir de mümkün olduğunca en hızlı şekilde ilk şeyi geçirmeye çalışacağız. Çünkü bize Kasus Belli verecek ilk şey reform. O yüzden önemli. Friedrich yap bir çocuk be oğlum. 31 yaşındasın. Az önce EU'dan çıktım. Bizans'ta oynamayı denedim. Zor ama imkansız değil. Bayağı bir toprak aldım Osmanlı'dan demiş. İşte ona kasmana gerek yok. Osmanlı'yla da Bizans olabiliyorsun. Kültürünü değiştirip Bizans olup Roman Empire bile kurabiliyorsun. Eren yapıyor da en sonu. Yanlış hatırlamıyorsam yapıyordu. Buradaki bu üç gemi hiçbir osuruğa yaramayacağı için kalsın bence hiç uğraştırmasın. Venedik şu an savaştaymış. Bir provinse daha atmam lazım. O da Verona. Ondan sonra gireceğim. Herkes birbirine savaş açıyor. İmparatorlukta anasını satayım. İmparatorluk topraklarını da şöyle göstereyim. Bu sarılar bizde olması gereken ama olmayanlar ya da turuncu. Yani turuncular dışarıdan kontrol edilenler. Sarılar ise bizde olması gerekenler ama olmayanlar. Bunları geri almazsak yediğimiz eksi toplamda şu an 0,07 kadar. Avusturya'nın bir güzel kısmı idealarında şey var. Imperial Ambition sayesinde Imperial Authority Growth şeyi var. Biz yine de diplomatik şeyle falan biraz daha rahatlatacağız ülkeyi. Burgundy. Burgundy kime savaş açtı pardon? Provence. Enteresan. Reputation aldık. Saksonlarla aranı düzelt diyor hemen. Sen. Verona'ydı değil mi? Hemen bir atlayalım şeyin üstüne. Kim var? Ferrara Naxos. Aslında bir şey de yok ya. Şurayı Macarlar alsın. Al işte Dalmaçya'yı. Niye bu İstiria'ya geldin? İstiria'yı istiyor herhalde. Vermem İstiria'yı da. Dalmaçya'yı alsın bari. Yanos var. Bunlara da Habsburglar geçiyor. Güzel. Habsburgları her yerde. Çocuk yapmış bile. Ha yok. Podebrad var. Sonra Habsburg geçecek başa. Okey. Hele bir reddet Habsburgları hanedanından. Bak neler oluyor sonra. Üstüne yığarım vallahi orduyu.
Seve seve gelmiyorlarsa yanınıza zorla getireceksiniz. Yapacak bir şey yok. Prestij. Leopold Johan. 2, 3, 4. Güzel. Kötü değil. Şimdi gördüğünüz gibi oylar değişmeye başladı. Öncelikle Air'ınız olmadığı zaman hani size oy vermek istemiyorlar doğal olarak. Çünkü başa geçecek biri yok. Niye versin adam oyu? Aralarımızı bir tazeleyelim milletle. Dalmaçya'dan Balkanlara atlasan olmaz mı? Gerek yok. Çünkü Macaristan'ı önce kendime bir PU'lamaya çalışacağım. Öyle bir durumda zaten şeye gerek kalmayacak. Unlawful territory mi aldım? Ah, Palatinate. Bir de LA'yim değil mi bu? İşte LA'larınız bu yüzden biraz sıkıntı ya. Nereye almış ki? Şimdi göremiyorum, şeyim yok. Neyse, şu Sakson görevi bitsin bir bakayım oturup. Eğer prenslik yok ettiyse o biraz sıkıntı. 57, 58'i galiba. 57'yi biri aklında tutsun, o bize lazım olur. 16. Güzel. 16 gold yolladı. Kastilya. Ha, Ferrara da savaşta. Bak şimdi bu işleri değiştirir. Treviso düştü. Almanya'da düşsün. Tek geldi. Okey. Osmanlı VC yapacak rez demiş. Güzel Imperial Authority Growth bonusu aldık. Güzel bir bonus. Oyunun başı için çok iyi bir bonus. Fransa Papa oldu. Benim kardinalim varmış da daha herhangi bir puan toplayamamıştım. Dalmaçya'yı aldı mı? Almış. Şimdi. Diplomat yok. Hemen şu Saksonlardakini bir çekelim. Mainz'dekinin işi bitti mi? Bitmiş. Sen de gel geri. Bohemia ile aramızı tekrar arttırmam gerekecek. Şu an için gerek yok. Gerçi Ferrara'nın da işini bitireyim. Ha, şeye bakacaktım değil mi? Bunlar da mı Unlawful aldı? Bunlar nereye aldı? Waldstadt, Sankt Gallen, Graubünden. İsviçre'nin topraklarını almış. Bu sıkıntı değil. Burayı alması sıkıntı değil. Prenslik yok olursa sıkıntı. Palatinate nereye aldı? Elsas'ı almış. Elsas... Alsas'ın şeydi, başkentiydi değil mi? Alsas... Evet, Alsas'ı yok etmiş. Zekalı ya. Palatinate, sen ilk ölen olacaksın. Gerçi Royal Ties'ım var şu an, saldıramam zaten evlilik olduğu için ama Dissolve Alliance yapacağım. Rönesans biraz erken değil mi diyecekti mi? 1450 olmuş bile. Rönesans Venedik'te çıktı. Aman Allah'ım. Şimdi şeytan diyor Venezia'yı al tabi de. %57 mi? Ne diyorsun hacı? Verona'yı versin o zaman. Çok da büyümemek lazım. Sıkıntı yaratır bize. Milan'a Brescia'yı verse vermiyor mu? Niye bu kadar inatçı bu arkadaş? Etliye gelmiyor, sütlüye gelmiyor. O zaman biraz bekle, dayak ye. Selamlar demiş PBD'ye, hoş geldin. Protestanları nasıl ele alacaksın kan? Yok edeceğim Protestanları. Çok hani üstüne çok düşünmeye gerek olan bir durum yok. Direkt yok edeceğim adamları. Possible Succession War. Go to war. Bak bunu beklemiyordum. Bunu hakikaten beklemiyordum. Clear Offer Verona'yı al. Lan.
Verona'yı niye alamıyoruz? Savaşa girdik şu an Aragon'la. Aragon'un yanında kim var? Castilla'da mı onun yanında? Dalga geçiyoruz. Call to Arms yapamıyoruz kimse. Of. Bu iyi mi oldu yoksa kötü mü oldu? Kazanacak mıyız yoksa kafamıza mı binecekler bilmiyorum. Karşımda bayağı bir adam var çünkü şu an. Evet, gördüğünüz gibi bayağı bir adamla kapışacağız. Succession War oldu. Castilla'yı alabilirsem çok işime gelecek de alamazsak biraz sıkıntılı olabilir. Ya o değil de Venedik niye çıkmıyorsun arkadaş? Heh. Ara da ver de. Öndeki savaşın uzunluğu belli olmaz. Lan Venedik'te mi karşımda? Şey Venedik diyorum, Macaristan'da mı karşımda? Oo. Çok kötü bir savaş oldu ya. Hakikaten yani bu nasıl bir ally sayısıdır ya. Hiç beklemediğim bir anda şey geldi. O zaman religious idea mı? Yok. Hera'ya mı başladın hocam? Evet. Multi mi yoksa solo mu? Solo. Selam demiş. Aleyküm selam. Of. Başlangıç için hiç hoş bir başlangıç olmadı. Onu çok net bir dille söyleyebilirim. Çünkü yanında ally'im yok. Herhangi bir ally'im yok. Bir stack wipe atmamız güzel oldu da. O kadar çok düşman var ki. Hangi birini yok edeceğiz? Polonya mı? Polonya bizden toprak mı aldın sen birader? Nereye aldın? Lubus. Şey Newmark değil mi lan bura? Vermez tabii. Savaş açmam lazım vermesi için. O değil de Bohemia geleydi iyiydi be. Yavşaklar. Toprak mı vermemişim? Kime vermeyip lan toprak? Ha şey Macarlara toprak vermedim için. Ha bir de isyan çıktı. Savaşı yenmemiz zor. Çünkü başkentlerini ele geçirmem lazım. Buradan İspanya'ya gitmem lazım onun için de öncelikle. Yok. Barış önereceğiz. Ne kabul ediyor? %10 reparation para istiyor. Yapacak bir şey yok. Güzelim Castilla'yı verdik gitti. Üzülüyorum. O savaş imkansız gibi evet. Bence savaştan bir an önce çık demiş. Çıktık zaten. Yapacak bir şey yok. Yani şansıma bak ya. Ally'im gelmedi anasını satayım. Macarlar karşımızda çıktı falan. Çok büyük şanssızlık. Gerçi oyunun başında daha Castilla'ya PU'yu alsaydım o da çok büyük bir şey olacaktı. OP bir durum olacaktı bizim için büyük ihtimalle. Şimdi Saksonları yanıma almayacağım. Çünkü Saksonlar çok büyüyor. Etrafa. Bohemia ile arayı düzelt. Burada alsak mı Saksonları ya? Hadi Saksonları alalım. Büyürse de artık uyaracağız ne yapalım. Şu Polonya'ya bir şey yapmak lazım, yürümek lazım da. Şu an biraz duruluyoruz mecburen. Büyük bir avantajım vardı ama işte kaçtığımı kaçıyor. Yine büyük bir avantajım var yalnız. Biri şeyden ötürü, Macaristan'dan ötürü, diğeri de Bohemia'dan ötürü. İkisinin de tahtında Habsburglar oturacak. Castilla gider, bu ikisi gelir. Ne yapalım? Aragon Castilla'yı evet, PV'ye düşürdü. Evliliği varmış demek bizim gibi. Bohemia'yla niye aram bozuluyor ya?
Saçmalama lan. Zorla alırım tahtı çünkü öyle bir şey yaparsa. Şuna bir claim'imizi atalım. Bunda yanında Litvanya var. Gerçi şu an öyle durumda savaşa girmek çok mantıksız olur. Macaristan da şu an Osmanlı ile savaşta. Ne savaşı? Büyük ihtimalle Arnavutluk, değil mi? Evet. Salın Arnavutluğu ya. Bu nasıl bir gider? Şu ordu niye bir türlü refreshlenmiyor? Biraz daha alçakta tutalım. Sonra da borçları ödeyelim öncelikle bir. Papalığa da oynayalım. Hiç oynayamadık. Gide bir Alliance Breaking geliyor Bohemia'dan da gelmez sanmıyorum. Macaristan'sız Avusturya mı olur diyecektim. Geldi demiş. Avusturya ile başlangıçta Bohemia ile evlenirsen Bohemia ile PU kurabilirsin demiş. Biliyorum. Zaten onu yaptık. İkisinin de tahtına şey geçiyor. Habsburglar geçiyor gördüğünüz gibi. Hem Macaristan hem Bohemia. Of of. Osman tokatlayacak gibime geliyor. Ya şurada bir ufak bir yenilgi aldık. Kaç kişiyle savaşıyor ki? Ya şansıma işte Kastilya Savaşı'nda bir elayım olsa böyle Macaristan mesela onların tarafında değil bizim tarafta olsa yine devam edilirdi o savaşa ya. Üzücü oldu. Corruption niye artıyor? Overextension. Bitecek zaten. Sıkıntı yok. Ne kadarı var ki? 23. 23 Aralık'ta bitiyor. Borç. Ne kadar ödeyeceğiz? 108, 113 ödeyeceğiz. Tamam. İlkini birazdan ödeyeceğim. Advisor shoot diyeceğim. Daha hızlı ilerlemek için. Para anlamında. Seni de yollayalım. Her yere tohumlarımızı attık. Aynen. Ben aile işlerini anlamıyorum bu oyunda. O DLC ile mi geliyor? Yo. Aile geçince vasal mı oluyor? Hayır. 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 Personal Union atma şansınız oluyor. Başlarında Habsburg olduğu zaman. Yani Person Union'a düşme şansı oluyor Eğirsiz Ölen Krallar'da. Onun dışında tahtını şey yapabiliyorsun. Tahtında hak iddia edebiliyorsun. Güzel. Şunu mümkün olduğunca hızlı arttırmam lazım. Çok geride kaldı başlangıçta. Venezia'da yayılıyordu. Bizde biraz daha yavaş yayılıyor şu an. Neyse en azından şu bölgeden biraz daha hızlı yayılıyor gibi. Development çok yok sanırım buralarda. Yani 12, 20 yaparsam daha hızlı yayılır da. İşte Süditroll'e kesinlikle bir tane atayalım. 10 olsun. 9'u da daha yavaş yayılıyor çünkü. 20 olunca bir 50 daha mı? Yok, 0,04 daha kazanıyor. Daha hızlı oluyor. Şu an ama öyle bir opsiyonum yok. Kan Avusturya'da neden enflasyon hep yükseliyor? Çünkü altın var. Altının olduğu her yerde enflasyon yükseliyor arkadaşlar. Çok iyiymiş dedi. Peki. Ignorance is bliss. Para koparabilirdik bari. 56. Oo, geç. Geçiniz. Bir yandan da şu ordu refreshlensin ya. Az bir şey de olsa. Salzburg'u neden almadın demiş. Daha yeni başladık oğlum. Sakin. Development işi hangi DLC ile geliyor? Onu bilmiyorum. Bakmanız lazım. Ha, Fransa Burgundy diye de savaş açtı. Fransa bayağı agresif gidiyor galiba. Diyecektim Reconquest olduğu için galiba bunlardan hiç agresif yemedi. İşine geldi. Şimdi Polonya'ya bir girsek kimler geliyor? Trier, Bohemia geliyor. İkisi de çok önemli. Litvanya var karşımızda ama.
Macaristan gelebilse çok iyi olur ama bu savaştan çıktığında Macaristan bir savaşa girecek durumu olmaz. Saksonlar niye gelmiyor? Favor'um yok diyor peki. Dalınır mı, dalınmaz mı? Treyarch Bohemia. Ya yeterli değil ikisi ya. Sıkıntı o. Bir de Palatinate'i de alay edinmem lazım. Çünkü evlilik var şu an. Evlilik bitmeden zaten herife karşı savaş açamam. Tutacağız mecbur onu. Belt of Nations demiş. Okey. Common Sense ile geliyor development demiş. Her topraklarının kendi toprağı yapması gerekmiyor mu demiş. Union with Hungary. Yes. Macaristan Union'ım altına girdi bile. Geçmiş olsun. Şimdi Macaristan'ı zorla şey savaşına sokabilirim işte Polonya savaşına. Şu isyanını bastıralım da onu. Sağ olasın Yiğit'ciğim. Hadi topla şey ya morali. Bir ay daha lazım toplaması için. Ondan sonra temiz. Bir. Kim yine şey aldı anasını satayım. Nereye aldın? Oha! Sen ne yapıyorsun birader? Milan canına susadı galiba. Herif bütün imparatorluğu aldı ya. Hale bak. O kadar da değil. Bir dayak atayım da bir kendine gelsin Milan. Mantua da mı girdi? Çok güzel. Bayağı işime geldi hatta. Yetişebilir miyiz acaba oraya? Yetiştim bile. Herife bak, imparatorluğun içinde at gibi büyümüş ya. Bayağı aldı gidiyor Kuzey Denizi'ne doğru. Burgundy kralı ölürse iyi olur. Evet, ölürse işime gelir. Şu an Fransa ile savaştayız zaten. Yani bayağı işime gelir. Oo, Fransa koparmış bile koparacağını galiba. Ne olmuş lan öyle Burgundy? Yo. Provence'den mi toprak kaybetti? Burada daha büyük değil miydi o ya? Ben mi öyle hatırlıyorum? Heretic isyanı mı var? Yani Macaristan'da çok da umurumda değil şu an. İkinci kez aynı event geldi. Daha da saldırmazsak iyi ederiz ama. Neyse Milan göçtü. Zaten sonra toplayamaz kendini. Tabii bizim de ekonomi çöküyor bir yandan. Ekonomiyi biri kurtarsın. Allah'ını seven ekonomiye el atsın. Çok uzaktan dolaşacağım ama belki yetişiriz. Koş lan Bohemia durma. Kaybetmesinler. Union altına gelince vasalımsı mı oluyor? Yani savaşa girdiğince giriyor savun diye. Evet. Tek tahttan iki ülkeyi yönetiyorsun öyle. Ya ben Avusturya oynasam 1500'e kadar düşmez PU'ya demiş. Sus demiş Lazo. Lazo sen neredesin ya? Burgundy'nin Kastilya katılma olayı nasıl oluyor demiş. Onun hakkında çok iyi bir bilgim yok. Bazen ona düşüyor, bazen de şeye düşüyor. İmparatora düşüyor, değişiyor yani. Açıklıyor şu an Justice. Benzerini de Bohemia'dan bekliyorum bu sırada. Onun da başında Habsburg olacak. O da düşerse piyiyor. Bayağı rahatlayacağız. Bir de üstüne Burgundian Succession olsa zaten deme keyfime. Şu an para harcamayacağım Advisor'a. Her ne kadar teknolojinin gideri olsa da. True Wonder. Güzel.
Komet. Bizim scholarımız mı var? Yok. Allah Allah. Şeyi bir kurtaralım. Macarları kurtaralım. Yok. Yok yok yok. Palatinate. Senin madem evliliğimiz bitti. Seni dostluktan da çıkartayım. Ben sana bir göstereceğim şeyi. Dünya kaç bucak. Yavşak bütün şey dağıtıyor. İmparatorluğu dağıtıyor. Ondan sonra şey. Mantua. Mantua sen ne yapalım bir pis. Paranı ver. Kopartayım seni. Para lazım çünkü. Para olmazsa olmaz. İmparator olarak oynarken arkadaşlar bir ülkeye savaş açtığınızda binlerce küçük prenslik geldiği için tek provinste hepsini yok edin alın paralarını. Mis gibi oluyor. Parayla ilgili sorun yaşamıyorsunuz hiç. Başlayalım ne kadar oldu? Yakın zamanda başladım. İnanmam yazsın çetenin. Burgundy kimin atası? Alman mı demiş. Burgonyalılar. Kambu Burgundy'yi neden kimse sevmiyor demiş. Çünkü herkesin gözü var topraklarında. Evet bu savaşı bir bitirelim değil mi? Şimdi. Toprakları ver. İçinden baden parmağı çıkar. Paranı da ver bana. Sen bir geri dön haline. French Comte'yi al diyor. Şimdi claim'imiz olsun oraya. Burgundy'nin üstüne şu an mı yürürüm yoksa önce bir Polonya sefer mi yaparım bilmiyorum. Polonya'yı bitirmek işime gelir ama şu anda da hani çok yapılabilecek bir iş gibi durmuyor. Aşağıda bir kale daha gidiyor. Macarlar çok mal gibi oynuyor Macara'ya. Yapma bunu. Güzel. 4 tane oyumuz var. Aleykümselam Babaş, aleykümselam Yasin. Ne kadar yayıldı? Nereden baksan yayılmamış adam gibi. Tek Veşberne yayılmış. Balara çok yavaş yayılıyor be. Niye yavaş yayılıyorsun dost? Şayt. 20 değil tabi. 20 değil ama bir dakika. Teknolojide biraz öne geçtik. Yakın varsa 20'ye mesela onu kudurtabiliriz. Şurası gibi. Bir tane de normal atacağım. 20 olsun daha hızlı yayılsın. Çevresindekilere de yaysın. Orayı al. Sen kaleyi al. Kan toprak almama sebebini açıklayabilir misin demiş. Çünkü imparatorum. Bence yapma chatte 2 mod 1 yayıncı var demiş. Evet. Tehlikeli olabilir. Hadi Bohemia sen de düş. Sen de düş aslanım. 9 Steyrmark. Sen de bir PU'ya düş. Şöyle bir rahat edelim. Bir ülkeyi vasal yaptıktan sonra o ülkeye aileden birini tahta oturtsam o ülke daha kuvvetli olur mu? Sendeki gibi savaşlarda yanında katılır mı? Hayır, o ikisi farklı şey. O senin dediğin Liberty Design'ı düşürüyor. Akrabanı geçiriyorsun başına. Ben tek tahttan iki ülkeyi yönetiyorum. İkisi farklı şey. Şu an Macaristan lideriyle benim liderim aynı yani. Başımızda ikimizin de Friedrich var. Çok isyan çıkıyor bu Macarlarda ya. Gelirimiz yalnız çok hoş değil şu an. Biz de birilerine war reparation ediyoruz. Ne kadar iki ülkeden kazanıyorsam da. Biri bizim Aragon'a gidiyor. İşte Macaristan PU'ya düştükten sonra Kastilya PU'ya düşseydi çok işime gelirdi ya. Liberty Desire'ı da çakamıyoruz. Ne yapalım? Bekleyeceğiz. Para yok ama. Özgün yok, hayır. Ulan Daniel'ın Discord serverından mod geldi bana. Politik resimli şeyleri serverdan uzak tut dedi. Ben de dedim SS askerinin ne alakası var politikayla? Almanya'da yaşamıyor sonuçta. O nereye bilmem bir şeyler geveydi. Ben de dedim uğraşamayacağım seninle. Siye dedim çıktım SV'den demiş. Evet yasak yalnız politik şeyler. SS subayı politik bir durum yaratıyor. ND diyorsun. Kaan İtalya'nın imparatorluktan çıkmasına izin verecek misin? Hayır şimdi anladım. Yihu demiş.
O Shadow Kingdom tam olarak nasıl işliyor ya? Ben ondan mesela çok haberdar değilim. Bunları alıp vasal mı yapmam gerekiyor? Onu bilen var mı aramızda? Çünkü geçen sefer hiç öyle yapmadım. Direkt işgal ettim. İşgal mi etmemiz gerekiyor? Yoksa oraya vasal mı yapmam gerekiyor onları? Onu bilen biri varsa bana bir söyleyebilirse benim de çok işime gelir. Bitti isyanı. Şimdi Palatinate gel buraya. Truss var. Toprakları alıp kor yapıp HR'ye eklemen gerekiyor demiş. Şu an zaten HR'deler. Çıktıktan sonra mı yapmam gerekiyor? Tahta oturma meselesi diplomasiyle nasıl yapılıyor gösterir misin demiş. Yok, Venice'in iki toprağı var. Toprağı ve Papa. Ondan sonra çıkmıyorlar. Venice ve Papa. Tamam. 1490. Herkes farklı bir şey söylüyor yalnız. Yani çok ilginç. diplomatik olarak tahta oturma diye bir şey yok. Evleniyorsun ve başa geçiyorsun. Yani bu şans eseri bir durum. Ama bu şansın Bohemia ve Macaristan'da çok daha fazla, çünkü taht kavgası var. Başlarında kimse yok. Aynısı Polonya için de geçerli de, Polonya eventle düzeltildiği için artık Polonya'da geçemiyorsun öyle direkt cart diye başa. Anca reddetmesi lazım şeyi. Şu anda HR'de değiller demiş. Hayır, şu anda HR'deler. Gördüğün gibi. Şu anda part of the Roman Empire hepsi. Gördüğün gibi buraya kadar hepsi part. O yüzden soruyorum nasıl yapacağımızı. Yoksa gider saldırır alırım zaten oğlum. Bir şey diyorsun. Osmanlı'da yapman zor ya. Koptik olursan ancak ona kasarsın. Venedik ve Papal State toprakları, tamam. Bunları söylemenizi bekliyordum. Şimdi Palatinate'le dostluk durumumuz var. Burgundy diye bir dalalım ya. French Comte şu an ne? İsyanda mı? Heretikler var. Çok da önemli bir isyan değil. Kimse gelmiyor yalnız. Tehlikeli olan kısmı bu, Hollanda falan birleşiyor, at gibi ordu çıkartıyorlar. Macaristan'la benim ordum yeter mi bilmiyorum, bir bakayım ya. Döttererettet. Burgundy, Burgundy, Burgundy. 18K da acaba altındakilerden ne kadar geliyor? Yani alabiliriz belki ya, deneyeceğim yine şansımı. Belki savaşa katılmak isteyen falan olur. Diğerlerini ya da döve döve çıkartırız. Öyle ya da böyle. Macaristan adam gibi kullansın orduyu, hiçbir şey olmaz. Venedik'teki toprağını HR'ye sok, güzel hatırlattın. Şu arkadaş gel bakalım. Başka başka başka. Tamam, anladım onu. Sıkıntı yok ya. Kaan konuyla alakası yok ama senin sevdiğin stratejiyi oynarken izliyorum ya, zevkten çıldırır. Ne ilginç bir laf lan. 42 mi? Ne diyorsun? Aha, vallahi yakaladık. Stabilite kaybetmeye niyetim yok. Güzel, güzel, güzel. Provence'de mi savaşa girdi peki? French Comte'yi aldık bile. Savaş şeyi zaten oydu. Oradan bir tik tak yapalım şeye. Şu Alsas'ı çıkarmamız lazım. Onu biri unutturmazsa çok iyi olur. Alsas'ı unutmazsak bayağı ben power kaybediyoruz. Üst üste savaşmak pek yararlı değil. Ufaktan bir dağ görüyorum demiş peki. Eğer bir ülkede yeri yoksa ve kral olursa evli olduğu ülke başa geçemiştir. Onu devletlerde geçerli. Her zaman için aynı şey geçerli değil. Bir sürü ufak detayı var o durumun. Abi niye bana bu akşam torbacı gibi gözüküyorsun demiş.
O ne demek lan? Aha, her zamanki halimdeyim. Shadow Kingdom'da... Shadow Kingdom... Almayı mı soruyordum? Yok, Shadow Kingdom'ı nasıl def edeceğim onu soruyordum. Sen imparatorsun ya, sen savaşa başlayınca mesela Fransa ya da dalınca senin yanında diğer üyeler de dalıyor mu? Yok. Birilerine daldığında ben dalmak durumunda kalıyorum. İmparatorluğun şeyi o, esprisi o. Macaristan'ın bir ordusu vardı. Nerede o? Kuşatıyor. Şuraya dalsak sayı yetmeyecek ya. Çekiliyorlar mı? Çekildiler. Kim geliyor? Hadi be. Bohemia mı geliyor diyecektim. Bir an böyle bir umutlanmıştım. Baya baya. Hadi be. Hah. Güzel. Yani anasını satayım, kaleye saldıran o. Eyvah. Burcu anda yiyecekler orada. Yemeyin lan. Son ayda bla bla asası olacaksın, hatırlattım, okey. Torbacı Kaan demiş. Neden mancınık mermisi kalmamış mı demiş. Ha. İsyan mı çıktı? Welsh Bern diye gördüm ben isyan ama. Welsh Bern neresi ki? Ha, burası doğru, ismi değişiyor ya. Of. Şu isim değişiklikleri, bir türlü alışamıyorum onlara. Askeri mi geldi? Mis. Hemen değiştir. Macaristan ya? Macaristan'ı şey yapıyorlar. Orada bir dürtüyorlar. Savaşı çok uzatmak bu sırada manpower'ıma hiç iyi gelmeyecek. O yüzden mümkün olduğunca kısa bir sürede pıt pıt alçık yapmaya çalışacağım. Kralı ölmesini umuyorum savaşlarda ama ölmüyor. Kralı mı geçirdi başa? Normalde başa kralını geçiriyor da. Yok, geçirmemiş. Bize gelince AI biraz ters o yapıyor. Şuraya al sen. HR'ye toprağı içinde Eldorado ile Sünni ülke kursam beni HR üyesi sayarlar mı? Yanlış hatırlamıyorsam HR üyesisin ama hepsi senden nefret eder Sünni olduğun için, hepsi sana savaş açar. Hristiyan bölgesinde Sünnilerle oynadın mı? Deli savaş açıyorlar sana. Great Power'lıktan düştüm. Enstitün ne alemde ya? Çok yavaş yayılıyor be. Tamam, hani çok gelişmiş topraklarımız yok belki ama. Buraya nasıl soktuysa orduyu, ben oraya gidemiyorum. Stability vermeyeceğim diye diye. Veriyorum anasını satayım. Al. Rahatla. Hoppa. Forward for glory. Osmanlı için religious mi, humanist mi? İkisini de alabilirsin. İkisi de gidiyor. Özgün'e de sen, o sana şey der, religious der. Ben şeyden yanayım, humanist'ten yanayım. Lan bizim ülkedeymiş evli. Şey daha bakacağım. Ah, teknolojiler eşitmiş. Belki dedim hani bir oradan
Bohemia ne oldu bu sırada? Hala tahta geçmedi mi şey? Çocuk. Zaten 15 yaşında her an geçebilir. Yo. King Elector. Ha, Podebrad'ın ölmesi lazım. Tamam. Hadi şu kareyi al ya, daha hızlı. Doğru muyum Kaan demiş ama topların işlevi, evet, başlardaki toplar o kadar iyi değil zaten. Daha önce anlattım orduyu kurma şeyinde. Başlardaki toplardan çok basmayın diye. Komte yine mi düştü? O çok sıkıntı olması gerek diyeceğim. War score'um yokmuş. Ah. Uzadıkça uzuyor ya. Sen de dayak ye. Tamam. Şu konteyi gidip alayım. Boşu boşuna uzuyor çünkü şu an. Gidebilir. Humanist'e gidebilir. Religious'a gidebilir. Humanist gidersen milleti convert etmene gerek kalmıyor. Ama Casus Belli için evet, mantıklı. Sonra Manpower'ın bayağı bir durulmasını bekleyeceğiz gibi duruyor. Saksonların ağzına sıçmışlar gibi duruyor burada. Oo. Adamlar şeye, savaşa geldi, geleceğine pişman oldu. Güzel Macarlar, güzel toprak kopardı oradan. Bu kadar mı lan? Bu mudur yani? Konteyi alınca belki... Heh, fırladı 30'a. Güzel. Maksimum bu kadar şu an alabiliyorum. Manpower'ımı da göz önünde bulundurmak zorunda olduğumu unutmayınız. Tabi ordu kaldı orada. İki alanda şey olmasının kötü yanı. Ha, nereyi istiyormuş benden? Burada geçiyormuş zaten. Yıl 1490'dan önce. Onda biraz geç kaldık ama. Emilia Romagna region'ı, burası şeyi. Yok, bu taraf, pardon. Central Italy, mainland parts of Venetia. Biraz geç kaldık ya. Keşke uğraşmasaymışım o zaman buralarda. Emilia Romagna, Central Italy. Oh. Bayağı sert bir giriş yapmam lazım oraya. Ferrara ile başlayacağız. Vasal yapabilirim Ferrara'yı. Ya en kötü saldırıp alacağım herifleri. Çünkü kaçırdık gibi duruyor. 20 yıl var. 20 yılda bu kadar alanı zor alırız. Görün beyler, böyle yayıncı olmaz olsun. Ne oldu lan yine? E4 açıyor, bizi çağırmıyor demiş. Lan seni çağırdım, gelmedin ki. Ben ne yapayım? Kan Avrupa'dan başka bölgede ülke oynayacak mısın? Zaten oynadık daha önce. Manchu'da oynadık. Neyse, onu tutar, hiç kastırmasın beni. Oh, ne güzel kazanıyoruz biz öyle 0.88. Yani ne kadar ödeyeceğim? Oo, 3 lon mu? Ne diyorsun? Komte de durmasın da isyan çıkarsa patlamasın orada. Sen neden duruyorsun birader?
Evet, ilk reform için az bir süre kaldı. İlk reformu patlatacağız. Ha, Palatinate'e saldıracaktım değil mi ben? Ben power kurtarır gibi ama işte İtalya ile uğraşmak istiyorum bir yandan da. Tutamazsın demiş. Buradan tek tek gidemez miyiz diyorsun. Bilmiyorum, ben zaten şu an hiçbir şekilde oraya gidebileceğimi düşünmüyorum. Doğruya doğru. 20 yılda bu kadar toprağa zaten kendime katarsam agresif bayağı kopacak gidecek. Tehlikeli gidiyor yani. Göz önüne alamıyorum şu an o kadar agresif bir mi? En kötü saldırır bunları tekrar katarım diye düşünüyorum. Yine aynı hesaba gelecek çünkü. Sadece daha çok uğraştıracak. Ama en azından early coalition'dan kurtulmuş oluruz. Bir nebze. Tek penaltı gidermemiz için 254'e ihtiyaç var. Para lazım, para. Bir yere yaklaşıyor demiş. Kanser şu. En az 20 mi? Daha çok şey yaptık. Şey geride kaldı. Bosna'ya baksın. Yürekli. Bir dakika, nereye şey yapacaktık? Venedik'te vardı değil mi? Doğru, Venedik'e de dalacağız. Main Venetyaları mı diyor? Bütün Venetya mı diyordu? Nereye diyordu? Tekrar bakalım ona. Mainland parts of Venezia. Mainland dediği şu Brescia, Treviso, Friuli, bir de Istria herhalde. Dalmatça da mı var? Sanmıyorum. 4 toprak alırsam yalnız burada var ya, of. En az 2 kere savaşmamız gerekiyormuş o zaman, ya da 3 kere belki. Hızlı bir savaş açmam lazım o zaman şeye. Venedik'e. Ve Turus'un bir an önce bitmesini beklemem lazım ki İkinci, üçüncü savaşlarda hani arkasından gelsin. Kaan, kafanda HRS şeyini göremiyorum demiş. Görme. Bir şey olmaz. Reichs Reform. Yavaş yavaş artacak. Şu puanınız arttıkça oy veren sayısı artıyor. Hocam, tahmini bütün reformla tahmini ne zaman bitiyor oyun zamanında demiş. Değişiyor yani, nasıl oynadığına göre değişir. World Conquest gidenler çok hızlı bitiriyor. Treviso ve Friuli sadece Venedik için demiş. Yani Brescia yok mu? O da Mainland dediği mi diyor? Ben mi yanlış gördüm? Aa, değilmiş. Güzel. Emilio Romagna. Şey ne yaptı? Bohemia. Kimin destekliyor? Moldova'yı destekliyor. Ben de Kastilya'yı desteklemek istiyorum ya. Ama İsyan etmek istemiyor. Aragon çok güçlü ona göre ya. Lorraine, nereye aldın lan? Çüş. Büyümeye bak. Benimle dalga mı geçiyorsun ya? Of. Bunları işte böyle dövmek lazım şu an ama dövemiyorum. Ben power'ı ona harcayamayacağız. Yavşaklar. Daha sonra bunları saldırıp hep içlerinden bıraktırmamız lazım. Bunlar bizim puanımızı düşürüyor çünkü. Ve Reichs Reform geldi. Subject is tired of war. Ben zaten param yok. Ne savaşındaydın ki sen? Savaştan yorum, ne savaşıysa. Treviso. 25 milyar da Brescia'da hala kremi olduğu için. Para lazım ya. Şu Venedik'te inşallah birikmiş para vardır da vurduğumuzda iyi bir şeyler kaldırırız inşallah.
Hem imparator hem papa olabilir misin? Evet. Papa olmuyorsun teknik olarak. Papalığı kontrol eden Küriye'yi kontrol ediyorsun. Aleykümselam. Altı üst çok aslında ya. Hala yayılmadım adam gibi. Bir şehre daha yayısı DNS yayılacak ama. Bu kadar bekleyemem. Heh, stabilite. Güzel. Bir dakika, hangisi daha gelişmiş? Treviso. Evet, savaşı açalım o zaman hemen. Kim var? Rüttenberg, Knight, Ferrara. Güzel. Reskiye değil, Treviso. Orduyu unuttuk. Neyse, en azından sınırda değildim, bir şey olmuyor. Toparlıyor kendini.